İstəyərdim bir məsələyə dair de fikrinizi öyrənim. Düzdür, biraz pozitiv düşüncə tərziniz də var. Hesab edirsiniz ki, bu Türkiyə üçün yeni imkanlar da yarada bilər. Amma bir çox ekspertlər də hesab edirlər ki, valyuta bazarına müdaxilə üçün sərt mexanizmlər artıq işə salınmalıdır. Digər tərəfdən isə radikal faiz endirimləri ediləcəyi də gözlənilmir. Sizin fikrinizcə bu sərt mexanizmlər nədən ibarət ola bilər indiki mərhələdə? Şimdi özellikle bir noktanın altını çizmek isterim. Sert müdahaleler çok fazla sonuç vermeyecek. Neden? Çünkü önce bir ekonominin ateşi düşürmesi gerekiyor. Mesela Merkez Bankası 3 gün içerisinde 2 kez piyasa müdahale etti. Ciddi bir şekilde döviz satışı yaptı ama hiç çok da fazla tesiri olmadı. Bu neye benziyor? Hasta olan birisine siz ateş düşürücü şurup veriyorsunuz. Ateşi düşer ama hastalık gitmez. O nedenle Türkiye'nin hastalığı ne? Bunu önce teşhis etmek lazım. Türkiye ekonomisinin hastalığının en önemli noktası ben 3 noktada toparlıyorum. Birincisi ihracatımızı ithalata dayalı olması lazım. Olmasıdır. Dolayısıyla yani ham maddenin dışarıda temin ediyor olmamıza kaynaklanıyor. İşte bu ham maddenin dışarıda temini konusuna önlemler almamız gerekiyor. İkincisi bir güven ortamı yaratmamız gerekiyor. Yani ekonominin ateşini biraz düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda da gerek iktidar gerek muhalefet kendi aralarında bir anlaşma sağlamaları ve bu konuşma dilinin biraz yumuşatılması gerekiyor. Bu konuda şu anda ekonomi yönetimine de önemli görevler düşüyor. Mesela yeni Maliye Bakanımız faiz bizim düşürmesi bizi, ve hatta doların düşürmesi bizim öncelikli konumuz arasında yer almıyor. Faiz bizim öncelikli konumuz arasında yer almıyor şeklinde açıklamadan ziyade daha politik açıklamalar yapıp piyasanın biraz ateşini düşürmemiz gerekiyor. Ve üçüncüsü ihracat arttı, evet. İhracat artışının da sağlanması yanında enflasyonun kesinlikle düşürülmesi gerekiyor. %21 oranda enflasyon Türkiye için çok yüksek bir enflasyondur. Dolayısıyla hali hazırdaki hükümetin de daha önceki politikalarında enflasyonu tek rakama indirmekti. Yani %10'un altına indirmekti. Şu anda %21 çok yüksek bir enflasyondur. O nedenle biraz daha yapıcı, biraz daha güven verici, biraz daha ılımlı bir politikayla orta ve uzun dönemde de ekonomi hastalıkları gidererek bu konuda birlikte hareket etmesi lazım. Bir tavsiyem de şu olabilir. Biraz da akademik alanla birlikte bir işbirliği yapılması ve bunu öne çıkarılması güven açısından önemli olacaktır.